Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Mertens, Torreira, Oliveira, Icardi ve diğerleri. Galatasaray Avrupa'nın yıldız futbolcularını bir bir İstanbul'a getirdi. Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Sarı Kırmızılılar bu sefer bir scout transferi yaptı. Marcao'nun gidişi, Abdülkerim'in performansının yetersiz olması, Olsen transferinin son anda iptal olmasının ardından yabancı stoper transfer ısrarını arttıran Okan Buruk, Danimarkalı stoper Matias Rost'la da her konuda anlaştı. Nelson'dan çok iyi verim alan Galatasaray yine bir kuzeyli stoperi İstanbul'a getiriyor. Üstelik bu kez bu stoper yalnızca 21 yaşında ve Wonderkid aday adayı. Kısa paslarda elektroniğin yıldızı MediaMarkt'la 100 saniyenin konuğu Matias Ross Jensen. Hazırsanız başlıyoruz. ...2001 yılında Danimarka'da doğan Matias Ross futbola Danimarka'nın köklü kulüplerinden Aalborg altyapısında başladı. 17 yaşında A takıma da burada yükseldi. 2019 sezondan itibaren de ilk 11'e yerleşti. 5 sezonda toplam 104 maça çıkıp 6 gol 1 asist kaydetti. Oyuncunun bireysel özelliklerine geçersek 1.91 boyunda ve haliyle kafa toplarında gerçekten etkili. Hatta en öne çıkan özelliğinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yüksek fiziğine göre de hızlı ve süratli bir futbolcu. Ancak pas kabiliyeti konusunda önemli soru işaretleri barındırıyor. Bu konuda da biraz Nelson'a benzetebiliriz. Genelde garanti yan pasları tercih ediyor ve dikine oyun kurmaktan çekiniyor. Onun için güçlü, ayakları yere sağlam basan, ilk dokunuşu iyi olan ve iyi markaj yapan birisi diyebiliriz. Ancak pas ve pozisyon alma konusunda kendini geliştirmesi gerekiyor. Danimarka Ligi'nde düzenli forma giyen takımının potansiyelli gençlerinden birisi. Ross adı geçen diğer isim Kaan Ayhan'a göre ekonomik anlamda oldukça uygun. Fakat Kaan gibi Türk pasaportu taşımadığı için ancak Nelson'la rotasyona girebilir. Baskıdan uzun topla çıkan rakiplere karşı kazandığı kafa topları da takım için önemli bir parametre olacaktır. Ancak hızlı ve yerden etkili forvetlere karşı sorun yaşayabilir. Bunun sebebi genelde ilk müdahalelerde etkili olmasına rağmen rakibine yüz döndüğünde maalesef kolay çalım yiyebiliyor. Özetle Ross'tan Marcao ve Nelson gibi elit bir stoper performansı beklemek kısa vadede hayal kırıklığı yaşatacaktır ama şu konudan emin olabiliriz. Mücadeleden kaçmayan bir oyuncu olan Ross, sert ligimizde oynayan birçok pivot santroforlarla mücadele edip tabiri caizse göğüs göğüse çarpışabilir. Transferin mali tarafına geldiğimizde ise Galatasaray Matias Ross için kulübüne 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Ross'a yıllık 500 bin euro civarında maaş ödemesi bekleniyor ve sözleşme 4+1 yıllık olacak. Umarız Ross burada ciddi bir çıkış yakalayıp yüksek bonserviste satılabilecek bir stopere dönüşür. Peki sizler Galatasaray'ın Matias Ross transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce takıma katkı sağlayacak mıdır? Yorumlarınızı belirtmeyi ve en güncel haberler için Kısa Paslar Instagram'a uğramayı unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.